Canlı yayında dinliyoruz sizi de. Buyurun. Evet. Şimdi eşim bundan 2 sene evvel bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Yani onkoloji hastasıydı. Işıdan dolayı ritim bozukluğu düşük olduğundan dolayı pil takıldı. Evet. Şimdi kullandığı ilaçta mepadon, lokodon, dikdilek, acı erer, 25'lik ve ecopirin kullanıyor. Fakat şimdi bir nefes darlığı yapıyor. Bu nefes darlığı nereden kaynaklanıyor? Ve pil şu anda pilde takılı. Pil kontrolü takılı. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağlık ilgili. Hocam izninizle ekleme yapayım gelen sorulardan. Özellikle pilin ömrü nedir? Pilin çeşidi var mıdır diye de gelen sorular var. Söz sizin hocam. Evet. Öncelikle nefes darlığı üzerinden gidersek evet. Hastamızın kalp ritmi düştüğü için muhtemelen bir pil takıldı. Bu pillerin tabii türleri var. Bu hastamıza 2 odacıklı bir pil muhtemelen takıldı. Tek kablolu pil de takılabiliyor, 2 kablolu pil de takılabiliyor, 3 kablolu pil de takılabiliyor. Acaba nefes darlığı bu hastanın kalp yetmezliğine bağlıydı ve bu nedenle mi pil takıldı? Kalbi bir anlamda desteklemek için takılan pil türleri de var. Dolayısıyla yani nefes darlığının sebebi az önce çarpıntı için söylediğim şeyler aslında nefes darlığı için de geçerli. Çok basit, çözümü de çok basit olan, aslında ciddi bir hastalık olmayan durumlarda da nefes darlığını biz hastalarımızdan şikayet olarak duyabiliyoruz. Ama kalp yetmezliği gibi çok önemli, süreklilik arz eden ve hayati risk oluşturan bir hastalıkta da nefes darlığı bir şikayet olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir hastanın tabii nefes darlığını değerlendirmek için mutlaka bir ekokardiyografi tetkiki ile kapakların durumu, kalbin kasılma gücünün durumu, eşlik eden başka kalp problemlerinin varlığını değerlendirmemiz gerekiyor. Akabinde de pilin ayarlarıyla ilgili bazı durumlar var ki bunlar da nefes darlığına yol açabiliyor. O açıdan da değerlendirilmesi lazım. Bütün bunların sonucunda hastada gerekli gördüğümüz takdirde elbette bir ilaçlarla ilgili bir revizyona ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu tür bir değişiklik yapabiliriz. Arayan hastamız için evet. Konuşmak gerekirse şu anda nefes darlığı şu sebebe bağlıdır gibi bir cümleyi kurmamız çok mümkün değil. Ancak bu tetkiklerden sonra bir yorum yapabiliriz. Peki hocam.